Eğer biri Allah'ı ciddiye alıyorsa, Allah da onu ciddiye alır. Bir kul, aciz bir kul, Allah için bir şeyler yapmaya çalışır da Allah ona ikram etmez mi? Bir kul Allah'ı ciddiye alır da Allah onu ciddiye almaz mı? Evet, biz bir adım atıyoruz, Allah onu da ikram ediyor. Ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Allah dilediğini zatına seçer. Eğer biri Allah'ın rızasının peşindeyse, o Allah'ı seçmiş demektir. Bu durumda Allah onu seçmiş demektir. O Allah'ın seçilmiş kulu demektir. Denebilir ki daha önce bataktaydı. Doğru, sahabe de bataktaydı daha önce. Ama onlar Allah'ı tercih etti. Allah da onları tercih etti. Sen Allah'ı tercih edememişsin. Gece gündüz ibadet halindesin. Evet. Şeytan çok basit bir şeyle imanını senden alır, seni öbür tarafa imansız gönderir. Bu böyledir. Ama biri Allah'ı tercih etmişse, evet, o Allah'ın seçilmiş kuludur. Allah onu seçmiştir. Buradan bir de ilk defa hayatımda diyebilirim mesela 3-4 hafta önce bir kere kendime böyle aynanın karşısına geçtim. Yeni de tıraş olmuştum hocam. Öyle kendime baktım hocam neredeyse yani ki aynayı öpecektim. Kendimi çok sevdim hocam. Mesela eskiden bazen bakıyorduk böyle ben de çoğu zaman demişim öyle tipe bak. Kendimi hiç sevmiyordum hocam. Valla sadece kendimize aşık olduk hocam. Yani mesela kendimizi hiç sevmezsek o da şimdi anlıyorum ki o da şirktir. Yani Allah'ın yaptığını beğenmiyor hocam. Evet. Bu bütün insanlar için böyledir. Mutlaka işlerindeki maneviyatları dışarıya aksediyor. Mesela ben burası için söyleyeyim. Biri buraya yeni gelir. O andaki haline bakın, onu seyredin. Sonra bir ay sonra ona tekrar bakın. Ne kadar değişmiştir. Ne kadar yani yüzü nur saçıyordur. Çok farklı bir haldir. İçindeki, gönlündeki o manevi hali dışarıya aksetmiştir. Aynı şekilde tövbe etmiş, Allah'a dönmüştür. Nasıl temizlenmiştir yani? Allah onu nasıl temizlemiş, nasıl nurlandırmıştır? Bakan herkes bunu böyle açık seçik, net olarak görür. Onun için Allah'a yaklaştıkça evet, o hali Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli eder. Böyle söylemek lazım. Allah'ın nuru onun üzerinde tecelli ediyor. Niye? Allah'a dönmüş. Allah onu rahmetinin içine almış. Allah onu sevmiş. O Allah demiş, Allah'ı zikretmiş. Allah da onu zikrediyor. O Allah'ı sevmiş. Allah onu seviyor. Güzelleşmez mi? O Allah'ın nuruyla, muhabbetiyle, rahmetiyle güzelleşiyor. Bambaşka biri oluyor. Evet, bununla beraber Resulullah Efendimiz'e uymaya çalışır. Onun manevi kokusunu almıştır. Üzerinde saçıyor. O bunu duymuyor ama duyanlar bunu duyuyor. Evet, o artık Resulullah Efendimiz'den bir parça gibi onun saçtığı kokuyu saçıyor. Daha önce neyi saçıyordu? Daha önce tam tersiydi. Şirk kokuyordu. Evet, bir anda bir başka biri olmuştur yani. Bu tercihi kendisi yapmış. Evet, o tercih edince Allah da onu tercih etmiştir. Belki genel olarak bu böyledir. Ahireti hafife alıyoruz. Daha doğrusu kendi kendimizi kandırıyoruz. Kendi kendimizi kandırıp herkes böyle yapıyor. Herhalde cennet böyle kazanılır. Cehennemden böyle kurtuluruz deniyor. Ama söyledim, eğer Kur'an takva sahipleri için hidayetse Kur'an ile bakmak lazım. Bakmak lazım ne görünüyor, nasıl görünüyor. Mesela ben kendi bakışımla söyleyeyim isterseniz. Nasıl görünüyor? Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu biliyoruz.
Rahmetim gazabımı geçmiştir buyurduğunu biliyoruz. Rahmetim her şeyi ihata etmiştir dediğini biliyoruz. Ama Allah dilediğini, dileyeni rahmetinin içine alır dediğini de biliyoruz. Dilemeyen, rahmetinden kaçan rahmetinin içine girmez. Rahmetinin dışında kalır. Kimin gibi? İblis gibi. İblis demek zaten umutsuz demektir. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiş demektir. Haddini aşmıştır. Saygısızlık yapmıştır Rabbine karşı. Ben senin kulun değilim, sana secde etmiyorum dememiştir. Hazreti Adem'in büyüklüğünü kabul etmediği içindir. Onun için peygamberin büyüklüğünü kabul etmeyenler tıpkı iblis gibi oldular. Aynı şekilde kıyamete kadar öğrenmeyi kabul etmeyenler, ben biliyorum diyenler, benim ihtiyacım yok diyenler iblisin durumuna düşmüştür. Evet, durum nasıl görünüyor? Şu andaki durum nasıl görünüyor? Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Durum şunu gösteriyor. Kitabı hayatımızdan çıkarmışız. Allah'ın kitabını hayatımızdan çıkarmışız. Kur'an'ı, Allah'ın kitabını muhacir bırakmışız. Değilse değil deyin yani. Resulullah Efendimiz'i kendimize örnek olarak kabul etmemişiz, edememişiz. Örnek olarak kendimize Allah'ın Resulü'nden başka örnekler edinmişiz. Bazen bu mevki makam sahibi biri olabilir. Bazen zengin biri olabilir. Bazen bir siyasetçi olabilir. Her neyse o Resulullah Efendimiz değildir yani. Aynı şekilde Allah'a abd olmak yerine, Allah'ın rızasının peşinde koşmak yerine, dostluğunun, cemalinin peşinde koşmak yerinde başka şeylerin peşinden koşuyoruz. De ki hayatım, ölümüm, namazım, kurbanım, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Demek yerine hayatımızı nefsimizin yolunda harcıyoruz. Vaktimizi, zamanımızı, hayatımızı yani nefsimizin yolunda, arzularımızın, isteklerin peşinde koşarak harcıyoruz. Ben söylemeyeyim, mesela siz söyleyin. Ne kadar Allah'a kul olmuşuz, ne kadar Kur'an'a uymuşuz, ne kadar Resulullah'a uymuşuz. Bu durumda bizim yerimiz neresidir? Neresi olabilir? Allah'ın bize nasıl bir muamele yapacağını bekliyoruz, istiyoruz. Evet, ben bunu söylerken buradaki kardeşlerimiz için söylemiyorum. Evet, mutlaka parça parça bizde de vardır ama genel olarak söylüyorum yani, genel. Şu andaki genel durumu soruyorum.